filigranlı insan. Zaman artık hep bağ bozumlarını gösteriyor. Bağların durmadan bozulduğu çağdayız. Bir bağlamın içine yerleşmiş, mevcut bağlara eklenerek toplumsal anlam ve kişiliğini inşa etmiş olanların, bağlamın bozulmasıyla birlikte kimliksiz hiç kimseler olarak yeryüzüne çil yavrusu gibi daldıkları zamanlar. Bağ bozumu sözcüğü artık bize üzüm bağlarının bozulduğu şenlikli zamanlarını hatırlatmıyor. Aksine bir felaket tablosu içindeyiz. Birbirine bağlanmanın ve bağlanarak bir bağlam oluşturmanın hayatta kalmak için ne denli önemli olduğunu herkes bilir. Bağlam, insanın ilişkilerini, dolayısıyla kendini ürettiği bir fiziksel ortamda olabilir. Hayatını anlamlı kılacak zihinsel bir ortamda. İkisi de birbirini besler ve birbirini üretir. Ve herkes yine bilir ki bir bağlam zor inşa edilir ve yıkımı da bir o kadar kolaydır. Özenle kurduğumuz ya da dahil olduğumuz bir arkadaş bağlamı düşüncesiz bir davranışla, bir sözle kolaylıkla yıkılabilir. Ve yine binlerce yılda yeryüzü unsurlarının birlikte dokudukları doğal bir bağlam, kapitalistlerin paraya endeksli eylemleriyle darmadağın edilebilir. Savaşlarla, ekolojik yıkımlarla bağlamların yerinden edildiği ve bağlamından koparılmış bedenlerin para akışlarıyla sürüklendiği felaket çağındayız. Kurumuş dere yataklarına yerleşmiş olanların doğal felaket dedikleri su taşkınlarıyla yerinden edilmelerine para taşkınlarıyla yerinden edilmeler eşlik ediyor. Bağ bozumları hız kesmeden devam ediyor. Böylesi bir yıkım çağında hep birlikte yatay bağlar kurabilmek ve iktidarların bağlarını bozduğumuz hasat şenliklerinde hep beraber şarabi eşkıyalara dönüşebilmek artık hayallerimizi süslüyor. Bağlam bir dokumadır, ilişki iplikleriyle dokunmuş bir tekstil ürünü. Batı dillerindeki karşılığı kontekst. Doğrudan tekstile, dokumaya gönderme yapıyor. Latince con birlikte ve textere dokumak sözcüklerinden müteşekkil. Contextus birlikte dokunmuş demek. Ve canlı cansız her varlık çok sayıda liften oluşmuş bir ipliktir. Ve birlikte birbirlerini dokuyarak kendi bağlamlarını icat etmişlerdir. Varlıkların yerleştikleri ortama ve aralarında dokudukları ilişkilere göre değişiklik gösterirler. Ve çok çeşitli doğal bağlamlara yerleşmiş insan topluluklarının kültürleri de yine bağlamlarıyla birlikte çeşitlenir ve farklılaşır. Yeryüzünün bağlamlarından koparılmış ve yapay bir bağlama yerleştirilmiş insan topluluklarının kültürleri ise birbirine aşırı benziyor. Bağlam değiştirdiğinizi düşünüp dünyanın herhangi bir coğrafyasındaki bir alışveriş merkezini ziyaret ettiğinizde bağlamın değişmediğini fark etmişsinizdir. Bağlamın iplikleri paranın akışlarıyla dokunduğundan beri her yerin kumaşı birbirine benziyor ve insan adlı kumaş da artık para akışlarıyla dokunuyor. Hasat şenliklerini unutun, artık para şenlikleri düzenleniyor. Para şenlikleri, bağlamların inşa edilir edilmez yıkıldığı ve insanın paranın dışında başka hiçbir şeye tutunamadığı şenliklerdir. Dolayısıyla her yer şenlik mekanıdır. Kadim karnavallarda olduğu gibi mevcut hiyerarşiler alaşağı edilir. Her şey değerini yitirebilir ama değer yitirmeyen tek şey paradır. Bir para birimi değer yitirirse bir diğeri bulunmaktadır. İnsanı yere, yeryüzüne bağlayan bağların hızla yıkıldığı ve para akışlarıyla yapay bağlamların yaratıldığı yıkım çağında paranın dışında her şeyden vazgeçilebilir. Paradan asla. Yapay bağlamlar yıkılıp yeniden kurulurken insan adlı yaşam biçiminden geriye paranın biçimlendirdiği filigranlı bir form kalmıştır. Bu formun dokusunda paranın filigranları bulunmaktadır ve bir insanın sahte olup olmadığını anlamak için ışığa tutup bakmanız gerekir. Yeryüzünün lifleriyle dokunmuş filigransız bedenler insandan sayılmıyor.
her cümle bir bağlamdır ve sözcüklerin anlamları içlerine yerleştikleri cümleler tarafından belirlenir. İnsan paralı cümlelerin içine hapsolmuş. Anlamını artık para akışları belirliyor. Oysa bir zamanlar insanın anlamını içine yerleştiği yeryüzü belirliyordu ve yeryüzünde hareket ettikçe bağlamı da anlamı da değişiyordu. Artık bağlam değişmiyor. Ne düşünürse düşünsün, nasıl eylerse eylesin, dokusu ve anlamı para taşkınlarıyla biçimleniyor. İnsan artık yeryüzünde yaşamıyor. Kambiyo işlemine dönüşmüştür.